Evet, dersimize hoş geldiniz. 12B limit dersi. Şimdi buraları okursunuz daha sonra. Hani ben orayı hızlı geçiyorum. Ya burada etkinlik demiş. Y eşittir x'in değişen değerlerine karşılık. Bakın mesela x'i ben 2'ye doğru 2 sayısına x ekseninde yavaş yavaş yaklaşacağım. Mesela 1,5 versem y 15 olur. İyi düşünün bakın. Bura önemli bunlar. Şimdi mesela x yerine 1,5 versem y 15 olur. Şurada 1,5 çarpı 10 15. Mesela x yerine 1,92 versem y 19,2 olur. X yerine 1,99 yazsam. Hani dikkat ederseniz ben 2 sayısına x ekseninde 2'ye doğru yaklaşıyorum. Tamam. 2'ye doğru yaklaşıyorum. Burada da y ekseninde de 15, 19, 19,9, 20'ye doğru yaklaşıyorum. Yani ben 2'ye çok yakın sayıları denedikçe 20'ye çok yakın sayılar geliyor. İşte bu fonksiyonda y eşittir 10x'te 2'ye x eşittir 2'ye soldan yaklaşırken bu fonksiyon fx 20'ye yaklaşıyor. Demek ki bunun soldan limiti 20'dir. Şimdi sağdan yaklaşalım. 2,5 verdim 25, 2,2 verdim 22. 2,01 daha da yaklaşıyorum. 2 sayısına yakınlaşıyorum. Gittikçe yaklaştıkça burada da aynı şekilde 20'ye yaklaşıldığı görülmekte. O zaman sağdan limiti de 20. İşte soldan limitiyle sağdan limiti birbirine eşitse bu fonksiyonun x eşittir 2 noktasında limiti vardır ve limiti 20'dir denir. Bu kadar. Şimdi böyle hani grafik üzerinde kabaca anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Bunu hepinizin görmesini isterim. Şöyle ki bakınız. Etkinlik 2 diyor ya, burada şimdi bakın bu başka bir soru. Şimdi x eşittir 1 bakın. Ben şimdi 0,7 verdiğimde grafiğe konduğumda 1,7'ye geldim. Görmeye çalışın. Mesela 0,8 verdim. Grafiğe kondum, baktım. Y ekseninde 1,8 geldi. 0,9 verdim. 1,9 geldi. Yani dikkat ederseniz 1'e yaklaştıkça 2'ye yaklaştığını gördüm. Hani soldan yaklaştığımda 1'e 2'ye yaklaştığını gördüm. Şimdi 1,3 verdiğimde sağdan yaklaşıyorum. Bakın grafik buraya kondu. Bir baktım 3,3. 1,2 verdiğimde grafiğe kondum. Bir baktım 3,2. Böyle yaklaştıkça bu şekilde de gördüğünüz gibi mesela 1,1 verdiğimde 3,1 geldi. Demek ki bunun soldan limiti 2, sağdan limiti 3 burada. Yazalım. Limit. Aferin. X 1'e soldan giderken fx 2'ye eşit. Limit x 1'e sağdan yaklaşsın. Fx eşittir 3 arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? İkisi de eşit olacak. Evet. Yani bu limit değeri biri 2, biri 3'ken limiti olmuyor. Evet. İkisi de 2'ye 2 veya 3'e 3 olacak veya 5'e 5 olacak. Yani soldan limitle sağdan limit birbirine eşitse ancak o zaman limit vardır diyebiliyoruz. Yani limitte birinci kural budur arkadaşlar. Soldan limitle sağdan limit birbirine eşit olacak. Tamam. Böyle büyük daha böyle ben zaten yani soldan yaklaşırken A'dan küçük sayı geliyor, sonra biraz büyük bir sayı, sonra biraz daha büyük, biraz daha büyük. Hani onu anlatıyor. Buralara bakarsınız hani. 3'e soldan yaklaşmada 3'ün üzerine eksi atıyoruz, öyle sembolize ediyoruz. Mesela eksi 5'e soldan yaklaşma, eksi 5'in üstüne bir eksi işareti koyuyoruz. O eksi 1 değil ha. Evet.
artı koyuyor sağdan olduğunda da. Aferin. Şimdi mesela 4'e soldan yaklaşırken arkadaşlar burada görmektesiniz. 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.91. Aslında mümkün mertebe, bakın aklımdayken onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, 4'e doğru yaklaştıksa sayılar büyümeli. Hani küçük, daha büyük, daha büyük, daha büyük gidilmeli. Ve hem şunu da söyleyeyim ben size. Mümkün mertebe 4'e çok yakın sayılar denenmeli. Hani mümkün mertebe. Sen şimdi atıyorum 3.5'u versen gider 2'ye belki de hani orada hani 2. Sonra 3.6'yı versen 2.5. Oysa ki atıyorum 4'teki limiti diyelim 4 hani diyelim. Orada hani bu 4'ün komşuları orada hangi sayının komşularına tekabül ediyor? Onu iyi tespit etmelisiniz. 4'e çok yakın sayılarda bakmalısınız. Bunu şuna benzetin. Köle yatan şaşı kalkar. Sen şimdi üzüm üzüme baka baka kararır. Bana arkadaşını söyle, sana ne olacağını söyleyeyim. Şimdi diyelim arkadaşın hırsız, iyi bir hırsız hem de. Sen şimdi bununla arkadaşlık yapıyorsun. Diyelim hiç hırsızlık yapmadın. Bir gün o suçüstü yakalanıyor, sen de onun yanındasın. Bitti, sen de hırsızsın işte. Sen yapmasan dahi hırsızsın. Çünkü o bilinen biriydi, sen de öyle. Mesela her kim diyor, hani sizler diyor, kime benzemeye çalışıyorsanız o olacaksınız diyor. Mesela hani bu atıyorum küpe takıyor, işte saçını uzatıyor, bizim kültürümüze aykırı olduğu için söylüyorum. Böyle birilerine benzemeye çalışıyor, punkçılara benziyor. Şimdi bayağı moda oldu Kayseri'de, acayip acayip saçlı gençler böyle geziyor. Apaçiler, ha, bravo, çok güzel ifade ettiniz. Apaçi modası var şimdi. Diyelim sen apaçilere benziyorsun. Bir süre sonra onlar gibi oluyorsun zaten. Hani adam şimdi bara gidiyor. Diyor ki ben diyor içki içmem. Valla istediğin kadar içme yani. Sen de bar adamısın artık yani. Hiç içmesen dahi orada sıkıntı var yani. Ona da dikkat edin. Yani o cürümü işlememiş olsan bile ortamda bulunman senin de onlardan kılar. Zamanla kılar yani. Ona da dikkat edin. İşte burada da aslında bakın limitin doğuşu şöyle. 4 noktasında diyelim 5 karşılık gelmiyor. Ama 4'e yakın sayılar hangi sayılara yakın? Yani bunu şöyle düşünün. Sen nelerdesin, nerelerdesin, nerede geziyorsun, kimlesin? Hani o işleri yapmasan bile hani kötüyle geziyorsun, kötünün yanındasın, kötüyle sohbet ediyorsun. O zaman ne oluyor? Sen de o kötülerin gittiği yer nere? Diyelim hapishane. Hani diyelim. Veya hastane. Veya işte atıyorum uçurum. Şimdi o zaman senin de oraya gidebileceğine hükmediyoruz biz. Hani sonuç olarak bunu söylüyoruz. Tamam. Bu şimdi sağdan yaklaşmada aynı. Tersten gidiyorsunuz. Hani büyük sayı daha küçük. Daha küçük, daha küçük. A'ya yaklaşıyorsunuz. Bu artı ile gösteriliyor. Bunları biliyorsunuz. Geçtik. Soldan L1, sağdan L eşitse limiti vardır denir. Mesela burada örnek 5'e bakalım. İşte atıyorum ne diyor? Soldan limit 2, sağdan limit 4 ise bu durumda limiti yoktur. Altıncı örneğe bakalım. Bakın burada x eşittir 2 noktasında limiti yok arkadaşlar bu fonksiyonun. Neden? Çünkü soldan yaklaştığımda 1 bölü 2'ye yaklaşıyorum. Sağdan yaklaştığımda 1'e yaklaşıyorum. Demek ki limit yok. Evet. Bunun çok çok kolay bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Bunu da düşünün yani. Hani bir nokta var. Yani eğer fonksiyonlardan anlıyorsanız ama fonksiyonlarda varsa mesela 2, 3 noktası nerede? İşte 4'ü 1 noktası nerede? 1'e 0 noktası neredir? Oralarda sorularınız varsa sıkıntı oluyor. Şimdi burada fx'in x eşittir 11'deki soldan limiti eksi 5, sağdan limiti de eksi 5'miş. O halde limiti eksi 5'tir. Bu yani. Hani bunda bir şey yok. Tamam. Dang dong. Burada soldan limit, sağdan limit 9'sa limiti 9'dur. Tamam.
Sen daha net algılayacaksınız oraları, tamam mı? Buralara bakarsınız durdurup durdurup, tamam mı?